Gel Sadi. Hocam, 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 hanım hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldin Sadi. Hoş gördük hocam, hoş geldik. Hocam. Otursana. Merhaba. Ah, ah, pardon hocam. Ay. Merhaba hocam, nasılsınız görüşmeli? İnşallah bir haftadır. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Hocam ben sayenizde daha iyiyim. Bilirsiniz geçen hafta geldiğimde çok feciydim hocam. Yani ölmek üzereydim vallahi. Yani sağ olun, sözleriniz, terapiniz bana çok iyi geldi hocam. Çok sevindim. Sayenizde daha iyiyim ama hocam içimde çok acayip bir öfke var. Çok üzgünüm ve çok sinirliyim. İçime atıyorum, çaktırmıyorum hocam. Ne oldu, bir şey mi oldu? Oldu hocam. Oldu. Benim hayatımda var mı bir gün bir şey olmaya? O avukat vardı ya, size anlattım geçen hafta hocam. Şeytan avukatı. O hocam ne yapmış bilirsiniz. Benim bacım, kız kardeşim hocam Seda parkta dolaştırırken bakıcısı onu böyle yabancı dışarıdan birmiş gibi böyle gelmiş hocam. Yanaşmış hocam kardeşime. Böyle gelmiş sinsi sinsi pıt demiş. Sokmuş benim kardeşime hocam. Demiş ki kardeşime. Ya tövbe estağfurullah ya. Demiş ki senin o adam mahpustan çıktı demiş hocam. Çıktı demiş. Sadi, emin olmak için soruyorum. O adam dediğin baban değil mi? He hocam. O adam, evet, o adam. Siz bilirsiniz hocam. Benim bu hayatta bir tane babam oldu. O da kendi babadır. Onun dışında baba kimse tanımam ben. Tanımayayım. O adamı hele hiç tanımayayım. Allah ondan razı olsun. Yalnız bir şeyi çok acı öğrendim hocam ben. Çok yeni öğrendim. Meğerse hocam benim kardeşime Seda'ya o adam helen babaymış. Yeni öğrendim ben. Yeni. Babam. Babam. Baba. Oğlum hele siz bacımı eve götürün. Sen de git kardeşim. Abi tek başına yandım. Hadi oğlum. Gel dediğimi yap sen. Ben de avukat hanımı gideceği yere bırakayım. Hadi. Size zahmet olmasın, evim uzakta biraz. Uzakta? Ağzımdan çıktı bir kere. Ne yap, bak katlanacağız. Hadi. Hadi bacım görüşürüz. Görüşürüz benim canım bacım. Hadi. Sedacığım çok memnun oldum. Görüşeceğiz yine, olur mu? Evet. Hadi hadi hadi. Gule. Nereden görüşeceksin? Bir daha görüşecekmiş. Hele. Sadi. İşte hele hocam, işte hele hocam. O avukat olacak kadın gitmiş Seda'ya demiş ki, senin baban seni görmek istiyor. Bak hele sen. Ya Seda'ya laf söylenir mi? Seni şeytanın avukatı. Ben bileyim ne yapacağımı da, kadındır ya, bir şey diyemiyorum, bir şey yapamıyorum. Erkek olaydı ben. Bir de utanmadan hocam bağın neler söyledi. Bağın neler söyledi neler. Anlatacağım. Avukat hanım. Hele bir sene. Senin bana ne derdin var ya? Ne derdin var benimle? Hele sen. Benim sizinle ne gibi bir derdim olabilir ki Sadi Bey? Ben de bilmiyorum, size soruyorum ya. Ya madem öyle, siz niye o zaman şeytanla çalışırsınız kardeşim ya? Niye ya? Neden benim düşmanlarımla işbirliği yapıyorsunuz? Sonra gelin siz benim bacıma sinsi sinsi böyle yaklaşıyorsunuz ya. Neden? Ben ne yapayım şimdi? Yani siz hukuksuzdunuz. Adalet terazi ne oldu? Şimdi sizin yüzünüzden ben kovacağım o bakıcıyla korumayı. Ne olacak onların hali? Onların bu durumla hiçbir alakası yok Sadi Bey. Ben kardeşinizi korumaya çalışmanızı da anlıyorum tabii ki, ama siz bana oradan bir bakın. Böyle insanların yanına yanaşıp böyle kötü bir şeyler yapabilir bir tipim mi var benim? Ben sadece konuşmak için yanına gittim kardeşinizi.
Ayrıca kardeşinizi bu kadar dünyadan yalıtıp böyle tek başına bırakmanızı da pek anlamıyorum. Yani onun insanlarla iç içe sosyal olması bence daha iyi olur. Bismillah ya, bismillah. Pisi 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 kalak, sosyolog, avukat, hemen. Ya sen ne karışsan benim bacımla ilişkime ya? Sağ annesi. Sağ annesi. Ya tabii ki karışmayacağım. Ben sadece yeri geldiği için görüşümü belli ettim. O kadar. Ya sen görüş falan bildirme. Senin neyine ya? Benim bacım, benim davam. Sen ne ilgilendireyim? Kala kala. Benim gördüğüm kadarıyla kardeşinizin akıl sağlığı gayet yerinde. Engeli de fiziksel bir engel. Yeni bir adım atmadan önce kardeşinizin babasıyla görüşmeyi isteyip istemediğini öğrenmek istedim. Yani hepsi bu. Yeni adım mı atmak istiyorsun sen avukat hanım? He? Dur oğlum. Stop. Yeni bir yıl. Bir hadi adım at. Bir hadi adım at. Şaka mı bu? Değil, yani bir adım atın. Attığınız her adım benden 1000 kilometre ötede olsun, tamam? Diyadi. Diyadi sinirleniyorum. Kur'an sinirleniyorum diyadi. Ama beni evime bırakacaktınız. Vazgeçtim, bırakmayayım. Diyadi. Yallah. Yallah tazik. Yallah tazik. Peki. O zaman sizi ofisime bekliyorum Sadi Bey. Hem de bir kahvemi içmiş olursunuz. Seda Hanım'la Ali Baran Bey'in görüşmesini ayarlamış oluruz. Siz de bir babasınız. Kızlarınız var. Ayrıca sanırım siz de geçmişi çok temiz bir baba değilsiniz. De. Yürü oğlum, yürü. Yine geliyor, yine geliyor. Ulan yine onlar geliyor. Gidin lan. Diyadi ulan, panikle atak diyadi ulan, sırası değil. Defol ulan. Dur oğlum, stop. Harabzim çocukları konum at. Alsınlar buradan hanımefendiyi. Tamam. Ayıptır tamam. Oğlum. Ayıptır, oğlumuza yakışmaz, alsınlar buradan. Hele bak ya, bana ne diyor? Sana nesi ulan? Bak ya, benim kızlarım varmış, benim geçmişim temiz değilmiş. Diyadi ulan, sen nereden bilirsin? Bağın gıcık olsun diye tutmuşlar. O yüzden ona para ödüler. Ya anlayayım. Anlayayım, tamam, mesleğine saygım var. Avukattır. Adaletle uğraşı da, terazi var onda. Önemli bir şey ya. Dünyada adaletten daha değerli ne var hocam? Allah Allah. Tamam, kadındır. Ona da saygım var. Aşkımın üstüne yeri var. Ama gıcık hocam. Kadın çok gıcık ya. Öyle laflar edi ki. Böyle adama şiş sokuyor. Sanki bilerek yapıyor. Ya sen bana nasıl öyle laflar edersen? Kadın sen ya. Allah Allah. O dili var ya hocam, o dili. En pis mermiden daha pis. Otomatik silah gibi hocam. Tak 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 atıyor. Yaralıyor adamı. Yaralı, vallahi yaralı. Sadi, bazı cümleler vardır. İçten içe söylemeye korktuğumuz, duymaya çekindiğimiz. Birisi o cümlelere benzer bir şey söyledi mi, her bir kelime kılıçtan daha keskin olur, adeta ruhumuza saplanır. Sence avukat hanımın söyledikleri neden bu kadar canını yakmış olabilir? Çünkü Seda'nın aklını bulandırdı hocam. Ya farz-ı mihal söyleyeyim ha. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokulur mu hocam? Ya o kıza yapılır mı bu? Seda zaten normal değil ki. Normal bir insandan 1000 kat daha duygusaldır ya sen. Niye kıza bunu söylüyorsun? İşkence edin kıza ya. Var mı böyle bir şey?